Anlat bakalım oğlum. Neymiş bu kadar önemli olan benimle konuşmak istediğin? Yok babacığım ya ben bu kor aslanlarla ne olduğunu öğrenmek istedim. Biz niye bir anda caydık? Bunlar bizi bir şeyle mi tehdit ediyor? Oğlum ben sana ne dedim? Bu konuyu uzatmayacaksın, kapatacaksın. Bir şey olduğu falan yok. Ama şey olmuş belli ki babacığım. Yani siz söylemezseniz ben kendi imkanlarımla peşine düşmek durumunda kalacağım. O yüzden söylüyorum. Zafer, hiçbir şey yapmayacaksın. Çünkü peşine düşülecek bir şey yok. Babacığım, ama siz kolay kolay pes etmezsiniz ki. Öyle de Tahir Koraslan'a karşı. O yüzden siz kendiniz söyleyin. Çünkü siz isteseniz de öğreneceğim ben bunun ne olduğunu, istemeseniz de öğreneceğim. Zafer, sabrımı taşırma. Sana bu konuyu kapat dedim. Anlaşıldı mı? Babacığım, siz bu kadar sinirlendiğinize göre ben şüphelerimde haklıyım demek ki. Var işte bir koz. Ne yaptınız siz, ha? Hadi söyleyin oğlunuza. Neyle tehdit ediyorlar sizi? Babacığım, hadi ama. Tamam. Anlatacağım. Ama önce bana bir söz vereceksin. Ne sözü? Bak. Bu hayatta benim için en değerli olan şey sensin. Bu geçmişte de böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmayacağına dair bana söz vereceksin. Okey. Söz. De. Hadi anlatın. Bunu ne? Ne bu? Aç bak. Çok heyecanlı. Siz benim babam değilsiniz. Ne işin var lan senin burada? Tamam, sakin. Ben bir sıkıntı çıkarmaya gelmedim. Zafer geldiğin gibi bas git Senem'in de peşini bırak. Ya Arda'cığım tamam ben bu sefer Senem'e de gelmedim zaten seni görmeye geldim. Beni görmeye mi geldin? Niye? Ya bak tamam farkındayım. Geçmişte çok ayıp yaşandı. Benim sayemde oldu çoğu da ama şu an durum farklı ben senden yardım istemeye geldim. Benden yardım istiyorsun. Başka yardım isteyecek adam mı kalmadı? Sen bizim aramızda geçenleri unuttun galiba. Ya yok tamam unutmadım. Sonuçta bizim aramızda bir hukuk gelişti. Ocağımdaki bıçak izi duruyor. Ama yani bizimkisi gibi fırtınalı ilişkilerde olur öyle şeyler sıkıntı yok. Ne oluyor lan sana? Oluyor işte bir şeyler. Arda'cığım bak benim şimdi senin yardımına ihtiyacım var. Elimde bir adres var oraya gitmemiz gerekiyor. İyi. Adres varsa bulursun. Bu saatten sonra Allah yardım etsin sana. Ya Arda'cığım, oğlum gerçekten ihtiyacım olmasa sana gelmem herhalde, değil mi? Ailevi meseleler ya. Senden başka da yardım isteyebileceğim kimse yok. Tanıdığım tek fakir sensin. Hı? Hadi. Nereye geldik ya biz böyle? Asıl soru ben niye buradayım? Güzel soru. Gerizekalıyım ben ya. Harbi gerizekalıyım. Niye yardım ediyorsam sana? Yok be Arda'cığım öyle düşünme.
Şimdi senin baban bir çeşitli Yaşar Usta olduğu için sen mecbur dost düşman herkese yardım edeceksin. Öyle yetişmişsin. Benim öyle mi? Biz de eskiden beri işte dost düşman, zengin yoksul herkesin üstüne bastık. Ama yanlış oldu tabii. Yapmamak lazım öyle şeyler. Allah Allah. Ne oldu, saksı mı düştü senin kafana? Geldik. Burası. Neresi burası? Burası işte senin sorduğun sorunun cevabı. Gecekondu mu benim sorduğum sorunun cevabı? Burası benim doğduğum evmiş. Nasıl? Öyle. Evlatlıkmışım ben. Bambaşka bir adam olabilirmişim. Değil mi? Gerçekten böyle bir şey yapmış mı? Evet ablacığım. Ya gerçi Seval de böyle bir yalan söylemez. Neyse ben onunla konuşurum, haddini bildiririm. Hayır hayır, sen hiçbir şey yapma. Biz onun o terbiyesizliğini yüzüne vuracağız zaten. Ben sen bil diye söylüyorum sadece. Tamam, size güveniyorum ama ne olur şirkettekilerin ağzına sakız yapmayalım. Ya herkes özel hayatımızı konuşuyor zaten. Tamam, sen merak etme. Peki sen iyi misin? Ya Arda'dan duydum. Erhan abi, Elif falan. Arda hiçbir şey bilmiyordu. Sen bir şey söylemedin değil mi? Uf, Senem ya. Ama ablacığım ben sizin böyle bir oyun çevirdiğinizi nereden bileyim? Erhan bu yüzden mi sinirliydi acaba? Yani ben Arda'ya kimseye bir şey söyleme dedim ama pek beni dinleyecek gibi değildi. Ya peki neden yapıyorsunuz bunu? Burhan amcanın iyiliği için mi? Böyle bir oyun kurdular. Üzülmemesi gerekiyormuş. Bir şey soracağım ama kızmak yok. Hı. Kıskanmıyor musun hiç? Kıskanmak ne demek ya? Kafayı yiyeceğim. Erhan'la Elif'i yan yana düşününce böyle deliriyorum resmen. Kıskanınca da nasıl kıskandım dermiş hemen. Dobralık'ta bir dünya markasısın ablacığım. Akşam aile yemeğimiz de var. Erhan'la aram bozuk. Ya ne olur bizimkilere bir şey çaktırmayalım, olur mu? Tamam, sen merak etme, hallederiz. Vay be. Demek canımız sıkılınca buraya geliyoruz. İyi. Güzel, ben de sevdim, gelirim ben buraya. Sen neyin tribindesin sabahtan beri? Böyle saçma sapan hayat sorgulamalar falan. Bu anlattım ya. Ya anlattın da kazık kadar adamsın. Tamam, evlatlıkmışsındır, şaşırmışsındır, eyvallah. Ama böyle benim hayatımı anlama çabaları falan, bunlar ne? Doğru söylüyorsun. Ne bileyim oğlum, ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Benim kafam karışık. Kafan karışık. Zengin bebeleri 30 yaşından sonra duvara toslayınca böyle oluyormuş tabii ki. Ne yapacaksın? Fakir hayatı mı yaşayacaksın? Yok be oğlum. Bence sen bir kendine gel, beni de sal. Saatlerdir esir aldın beni burada. Bak yine çok doğru konuştun Arda kardeş. 40 yıllık kâni, ha? Olur mu yani? Hadi gidelim de sen beni Senem kuşa bırak. Şaka şaka. Hadi gidelim, ben de seni salayım. Hadi. Ulan Zafer. Zafer var ya. En kısa zamanda bu ameliyat olman lazım. Zaman aleyhine işliyor. Ameliyattan sonra anne olma şansın kalmayacak Sibel.
Aa, duymamışım. Ne zaman geldin? Hoş geldin. Az önce geldim anneciğim. Hazırlanıyorsundur diye ben seslenmedim. Sibel kardeşine ulaşamadım. Açmıyor. Yemekte olmazsa biliyorsun babanı. De anne, her hafta kızı böyle ekran başına kilitliyorsunuz. Ya biraz rahat mı bıraksanız? Rahat bırakmayan benim, öyle mi? Yani sen buradan taşındığından beri iyice yabancı oldun bakıyorum. Babanı bilmiyorsun da sanki. Sen gittin. Tuncay'ın eve uğradığı zaten pek nadir. Öbürü Amerikalarda. Yani haftada bir gün ancak bir arada oluyoruz. Onda da bir saatini ayırıp konuşsun bir zahmet. Bak, kendi ağzından söylüyorsun Amerika'da diye. Saat farkı diye bir şey var. Bunları düşünmüyorsunuz siz. İnsan ailesine bir saat bile ayırmayacaksa biz niye size bu kadar emek verdik kızım? Yani şu koca evde bir Begüm bir ben. Çalışanlar da olmasa birbirimizi yiyeceğiz Begüm'le. Ay tamam anne, ben mesaj atarım. Ağladın mı sen? Yok, ağlayacak ne var ki? Olsa da ağlamazsın ki. Benimki de soru işte. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar baba. Hoş geldin. Şimdi iznini isteyeyim. Yarın çok önemli bir sınavım var. Ders çalışacağım. Çalış kızım, çalış. Notların düşmesin. Dereceyi oynuyorum baba. Çok çalışıyorum. Dönem sonunda göğsünü kabartacağım senin. Selam, ders çalışıyorum. Hey. Sen karışma. Senem, bir an önce biletini al kızım. Bak, ara tatil. Biter sorun olmasın, tamam mı? Tamam anneciğim, merak etme. Sizleri çok çok özlediğimi ve çok sevdiğimi ekliyorum ve kapatıyorum. Öpüyorum hepinizi tek tek. Aşkım, ben geldim. Halamın sevgilisi var aşkım dedi. Kimin sesiydi o? Ne saklıyorsunuz benden ya? Ha? Baba bir sakin ol, çocukları korkutuyorsun. O kız oralarda bir haltlar yiyor. Siz de biliyorsunuz ve benden saklıyorsunuz. Babacığım, Senem genç kız. Sonuçta olabilir erkek arkadaşı, arkadaşları. Bu ne pişkinlik ya? Ha? Oğlum ben size anlatamadım galiba. Ben nefes aldığım sürece bu evde ben ne dersem o olacak. Anlaşıldı mı? Beğenme, çeker gider. O kadar. Kızlar siz odalarınıza hadi. Yemek bitti belli ki. Ama tatlı. Odanda yersin kızım. Hadi al kardeşini. Hadi bakayım. Ben de kalkayım. Hepinize iyi geceler. Sen nereye? Yarın bir sürü işim var benim. Ya en iyisi gideyim. Ya tartışmaya kalamayacağım, kusura bakmayın. Bütün bunlar senin yüzünden oluyor, biliyorsun değil mi? Ya bu konu dönüp dolaşıp nasıl beni bulabiliyor baba? Benimle ne alakası var? Seni örnek alıyor kardeşin. Ayrı evde tek başına yaşamalar. Bu yaşa gelip hala evlenmemeler. Senem'in en azından bir adayı var babacığım. Buna sevinmemiz gerekmiyor mu? Sen kardeşini koruyacaksın, önce kendine bak. Hala bir erkek torun veremediniz kucağıma. Biz de istedik baba ama kısmet bu işler biliyorsunuz. Ya ben çok şey mi istiyorum ya? Çok şey mi istiyorum? Bu yaşa kadar çalıştım, çabaladım, şirketi bugünlere getirdim. Soyadımı taşıyacak bir erkek torun istiyorum. Çok şey istiyorum ya. Ha? Bak kardeşin arıyor.
paçası tutuştu. Hasar tespiti yapmaya çalışıyor. İyi geceler. Sibel. Ben bir Sibel'e bakayım. Bir de çocuk diyorsunuz. Gördüğünüz gibi kocam evde durmamak için her türlü bahane kullanırken biraz zor. Kocanı evde tutmak senin işin kızım. Bizim değil. Müsaadenizle. Sana bak. Senemi ara. Yarın pılısını pırtısını toplayacak Türkiye'ye dönecek. Anlaşıldı mı? Fahir, o kadar sinirlenme lütfen. Yarın ararım, öğrenirim her şeyi. Ya üç tane çocuğum var ya, üç tane çocuğum. Hiçbiri istediğim hayatı yaşamıyor ya. Yaşamıyor ya. Yaşamıyor. Sen nereye? Kulübe. Bu yemek gecelerin hasarını evde tamir edemeyiz çünkü. İyi. Kendi arabanla gidersin. Uf, Sibel. Kardeşimle bir arkada bir şey içtim diyeceğim Begüm'e. Ne uzatıyorsun? Hadi. Hadi atmaca üzerime çökmeden gidelim hadi. Sen karından bahsediyorsun, farkındasın değil mi? Biraz kibar ol ya. Tuncay. Geleceğim hemen, tamam mı? Bekle beni, bekle. Yine gidiyorsun. Tuncay bak, ben çok bunaldım. Annenin sürekli benimle uğraşmasından, şu kocaman evde tek başıma kalmaktan gerçekten çok bunaldım. Begüm kardeşimin canı sıkkın, tamam mı? İyi kardeş, dertleşeceğiz. Birer kadeh bir şey içeceğiz, tamam mı? Sonra da döneceğim hemen. Bahane edip kaçtı. Ama eninde sonunda doktora gidecekler. Erhan mutlaka öğrenecek gerçeği. Erhan kendini suçlayacak. Ya canım, biraz artık kendini mi düşünsen? Fazla zamanın kalmadı. Bak, bunu hem dostun hem de doktorun olarak söylüyorum. Eğer anne olmak istiyorsan acele etmek zorundasın Sibel. Ben Erhan'dan başka bir adamın çocuğunu doğurmak istemiyorum. Feride soğumuş kahve be Feride. Efendim Tuncay. Ne yaptın Sibel, konuştun mu Elif'le? Konuştum ama yani ne yapacağını bilmiyorum. Konuşabilir miyiz dedi. Erhan da apar topar çıktı şirketten. Muhtemelen her şeyi anlatacak Erhan'a.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.